Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine Şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Gargamel vardı. O kötüydü. Aa, Şirinlerden nefret ediyorum. Sizi yakalayacağım. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım. Hepinizi. Bu? Sizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz Gargamel'in çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şirinleri bile görebilirsiniz. Bak Azman, bu baharın ilk günü. Bütün çiçekler açmış, kuşlar ötüyor, güneş pırıl pırıl. Bu çok çok iğrenç. Ah, koskoca bir kışı geride bıraktık ama ben hala bir tek şirin bile yakalayamadım. Ama dur. Bütün bu iğrenç bahar koşuşturmaları aklıma çok güzel bir şey getirdi. Bahar gelmiş olabilir ama o sefil minik şirinlere yaz mevsimini görmek kısmet olmayacak. Ha, işte yine bahar geldi. Galiba bahar hepsinin başına vurdu. Kör kütük aşık olmuşlar. Merhaba Şirin baba. Merhaba Şirin'e. Merhaba Şirin'e. Durum gerçekten çok ciddi vaziyette. İşte Şirin'e. Bunları sana getirdim. Ben de. Kesin şunu. Şey Şirin'e, sen acaba benimle evlenir misin? Tanrı aşkına güçlü Şirin, ben yedim. Hayır, Şirin'e. Artık çizmeyi aşıyorsunuz. Şirin'i rahatsız etmeye utanmıyor musunuz? Şimdi onu rahat bırakın. Bu münasebetsizlikler için kusura bakma Şirin'e. Ama eğer evlenmeye karar verdiysen daha olgun ve deneyimli birini seçmeni tavsiye ederim sana. Tabii ki Şirinler arasından. Ama ben bunu... Sadece düşün, onların anne Şirin'i sen olabilirsin. Ama ben... Ve hepsi bu kadar değil tabii. Ben galiba şimdi seni yalnız bıraksam çok iyi olacak. Ah, keşke sadece 450 yaş daha genç olsaydım. Şirin'i için bundan daha güzel ve etkileyici bir bahar sürprizi olamaz. Eğer bu minik mavi yaratığı etkim altına alıp yönlendirebilirsem, onu kullanarak her istediğimi yaptırabilirim. Şirinleri birbirine düşürebilirim. Bu tozun seni bu kadar etkilemiş olmasına gerçekten şaşırdım. Ama bu benim hayatımdaki en zekice buluşlarımdan biri. Şirine! Şirine! Dur Şirin'e. O minik ayaklarının çamura bulaşmasına izin veremem. Hoppa. Ay
çok teşekkür ederim güçlü Şirin. Sen gerçekten de çok güçlüymüşsün. Güçlü Şirin. He? Ne ha? Ay Şirin baba. Egzersiz aletini birkaç saatliğine ödünç verebilir miydin acaba? Oo, tabii ki Şirin baba. Teşekkür ederim. Bu çok tuhaf. Yoksa o da mı? Yok. O olmaz canım, o çok yaşlı. Seviyor. Gelin. Evet. Şirin'e. Şirin baba, sanırım artık bir karar vermem gerekiyor. Yani hangi Şirin'le evleneceğime dair. Evet, yani kim? Evet, bunu düşünmek için biraz yürüyüşe çıkıp yalnız kalmak istiyorum. Döndüğüm zaman size kararımı açıklayacağım. Sakın unutma Şirin'i, hayatını etkileyecek bütün faktörleri değerlendirmelisin. Çok korkuttun. Ne kadar güzel bir çiçek. Evet, geliyorum. Büyücü Gargamel, geliyorum. Gel bakalım Şirin'e. Biz de seni bekliyorduk. Şimdi sana ne yapacağını söyleyeyim. Sen... Hepiniz evlerinize dönseniz iyi olur. Şirin'e beni seçecek. Boşuna hevesleniyorsun güçlü Şirin. Şirin'e beni seçecek. Beni seçecek. Hayır, beni. O zavallı minik Şirinler. Hayal kırıklığına uğrayacaklarının farkında değiller. Buna bak şıkıcı Şirin. Ne kadar ne bekliyorsunuz? Geri dönün diyorum. Beni seçeceksiniz. Pekala Şirin'e. Söyle bakalım hangi Şirin'le evlenmek istediğine karar verdin mi acaba? Tabii ki verdim. Usta Şirin'i seçtim çünkü o çok akıllı. Usta Şirin mi? Ve çok kuvvetli olduğu için güçlü Şirin'i de seçtim. Güçlü Şirin mi? Şirin, verdiğin karara saygım var ama bir Şirin seçmen gerekmez miydi acaba? Evet, benim için yarışma koşullarına gidecektir. Bakalım bu yarışı hangisi kazanacak? O beni seçti usta Şirin. Hayır, önce beni seçmişti. Öyle mi? Evet. Usta Şirin'i seçti. Beni seçecekti ama sizi seçti. Bir tane patladı. Onu duymadınız mı? Neden sizi seçti anlamadım zaten. Bir, iki, üç, dört ve... Ve bir, iki, üç, dört, başla. The choice is clear.
customer of your dreams is here. Forget about Hefty and all the rest. Yours truly, Handy, is still the best. The only smurf for you is one who is true blue. That smurf is me. My name is Hefty. Smurfette, the choice is clear. The smurf of your dreams is here. The only choice for you is one who is true blue. Forget about Hefty and all the rest. Handy is still the best. That smurf is me. My name is Hefty. So let's say I do. Wait a minute. You just said I'm Hefty. Smurf, don't hand your record. Sana sen! Susmuyorum! Susmadan ben çarptım öleceğim! Sizin neyiniz var söyler misiniz? Şimdi hepiniz evinize gidin ve uyuyun. Şirine, bu kargaşaya artık bir son vermelisin. Ne kadar romantik, öyle değil mi Şirin baba? Şirinler şimdi Şirin'e benzedi. Ha, bu çiçekte bence garip bir şeyler var. Gargamel! Gözdeki Şirin ne yapıyorsun? Ben Şirin babanın emri bu. Bazı bölgeleri belirleyerek bir hat çizmemi istedi. Güçlü Şirin'in grubuyla Usta Şirin'in gruplarının kavga etmemeleri için. Gözlüklü Şirin fırçayı tutuş şeklin gerçekten çok hoşuma gitti. Bu bence çok ustaca. Ha, sahi mi? Evet, yardım edebilir miyim? Ha, evet, tabii. Hapti dapti dap dap. Hapti dapti dap dap. Hapti dapti dap dap. Biraz daha sola doğru. Ha, sağ ol Şirin'e, tamam. İşte böyle. Şimdi biraz da sağ. Ha, sen nasıl istersen. Hapti dapti daptan nefret ediyorum. Sevgili Şirinler, kentimizi yıkıp yok etmeden Büyücü Gargamel'in Şirine'ye yaptığı büyü bozacak bir karışım hazırlamalıyım, hem de çabuk. Hapti dapti daptam, hapti dapti daptam, hapti dapti daptam. Gözlüklü, bana bak, sen ne yaptığını sanıyorsun orada? Ha, Şirin babanın emri. Sen ve kavgaç arkadaşların bu çizginin öbür tarafına... Ay. Hepinizi Şirin Baba'ya şikayet edeceğim. Ve Şirin Baba bütün bunları duyduğu zaman... Ay. Şirin Baba! Vay vay. Bunun hiçbir önemi yok sevgili Güçlü ve sevgili Usta Şirin. Şu incecik çizginin size engel olabileceğini mi düşünüyorsunuz? Şey, ben tabii ki öyle düşünmüyorum yani. Bana bak, seni düelloya davet ediyorum Usta Şirin. Evet, Usta Şirin. Evet, tamam. Gel, bir tane de gözüne vurayım, izin ver. Dur, bir kafa atayım da rahatlayayım. Çık git. Şirinler şimdi Şirin'e benzedi işte. Buldum, sonunda başardım. Şirin'e, benim sevgili Şirin'im. Bak, bak, senin için bir karışım hazırladım. Durun, durun. Kırıldı ve artık onlara sözümü de geçiremez oldum. Bu durumda yapılabilecek bir tek şey kaldı. Şirin'e şu anda o sefil Şirinleri birbirine katmıştır bile, öyle değil mi Azman? Şimdi gidip Şirinler çorbası için bir kazan su kaynatalım sevgili Azmancım. Şirin baba. Merhaba Gargamel. Ne o, Şirinlerle aran mı açıldı Şirin baba? Bir dakika dur. Gel şu işi tatlıya bağlayalım. Aa, bu harika. Ama buradan sağ çıkamayacaksın.
Evet. Gargamel, bugünlerde Şirinlerle küçük bir sorun yaşıyoruz. Evet, biliyorum. Ve şimdi senden gözlerime bakmanı istiyorum. Evet, bu harika. Gözlerini kırpma ve bana itaat et. Ne oldu? Sadece fiziksel özelliklerimiz yer değiştirdi Gargamel. Ama bu üçkağıtçılık, bu tam anlamıyla bir üçkağıtçılık. Sen sahtekarsın, sen fırsatçısın, sen iğrençsin. Azban, kes şunu. Azban, sen iyice buladın. Eğer karnın acıktıysa onu yemelisin. Ben tekrar sen olmak istiyorum. Yani ben Gargamel olmak istiyorum. Bu şekilde daha fazla yaşamak istemiyorum. Hiç merak etme. Bunu ben de istemem. Şirinler kentinde barış sağlanır sağlanmaz tekrar vücutlarımıza kavuşuruz. Biraz önce olduğu gibi gözlerimin içine bakacaksın ve ben de sihirli sözcükleri söyleyeceğim. Peki neden bunu şimdi yapmıyoruz? Frank, bana itaat et. Yo, böyle değildi. Pitcat, bana itaat. Ay. Bir yerine bir şey oldu mu? Sakın bana elini sürme üçkağıtçı sefil Şirin. Bak sinirlendim Şirin'e, ben de ay çekin şuradan. Benimle. Bak bir tane daha patlatırım. Gargamel. Aa, ne güçlü bir büyücü bu böyle. Şirinler birimiz. Birimiz Şirinler için. Şirinler hepimiz için. Hep birlikte kaldıralım. Şaka beni dövmeye, hadi. Hadi yürüyün. Bana bak, patlatırım bir tane de dilini alırım. Al bakalım. Al sana. Aman tanrım, beni öldürecekler. Ay. Aa, o kadar korktum ki ölüyorum. Bu üçkağıtçı Şirin Baba benim prestijimi sarsacak. Ama eminim Şirin Baba'nın laboratuvarında fiziksel değişimi sağlayacak bir formül bulabilirim. Bir bakalım. Sihirli sözler ve formüller. Yo, değil. Şirinler için güzel nasihatler. Yo. Aha, fiziksel değişimin kuralları. Tamam. Bulacağımı biliyordum. Şirinler, ipleri iyice sıkmalıyız. Sıkları daha derine çakın. Takalım ben şunu da. Zavallı efendim Gargamel, onu da kurtarmalıyım. Aferin size minik Şirinler. Hepiniz gerçek Şirin kanı taşıdığınızı bana ispat ettiniz. Artık beni bu iplerden kurtarabilirsiniz. Çünkü ben Gargamel değilim. Ben sizin Şirin babanızım. Tabii ne demezsin. Ben de Şirineyim zaten. ama ben çok ciddiyim. Şimdi çözün beni bakayım. Bunu aklından çıkar Gargamel. Onları durdur Şirin baba. Sen çok güçlüsün, çok cesursun ve çok beceriklisin. Çekil ayağımın altından ufaklık. Ben Gargamel'im ve sana ihtiyacım kalmadı artık. Gargamel. Bunu gördün mü? Sihirli sözcükleri de buldum işte. Gargamel. Şimdi gözlerimin içine bak. Asla. Gözlerini kırpma ve bana hemen itaat et. Gargamel, kendimi çok suçlu hissediyorum. Kaçın benim sevgili Şirinlerim. Seni yakaladım. Seni doğduğuna pişman edeceğim. Hadi durmayın, koşun. Ama benden kaçamazsınız. Hadi geliyor, çekin. Oh lanet. Acaba nereye saklandılar? Aha, Şirin kebabı için hazırlanmışlar bile. Şirin kebabından nefret ederim. Şirinler, kurtarın kendinizi. Bu işte mantıklı değil. Şirin baba Gargamel'miş ya da Gargamel Şirin baba mıydı yani? Çünkü eğer Gargamel Şirin baba değilse Şirin baba aslında Gargamel. Daha hızlı koşun Şirinler. Bu tarafta. Azman. İşte şimdi yandık. Ama anlayamıyorum. Eğer karnın acıktıysa onu ye ve beni de rahat bırak, tamam mı? Dur. Azman ne yapıyorsun? Azman ne yaptığını sanıyorsun? Verin Azman, hadi ye onu, ısır parçalı tamam. Hadi tatlı kedicik, hadi. Şimdi onları boş verin, hemen Şirinler kentine geri dönelim.
Seni küçük beyinli yaratık bana ne yaptığını gördürme. Bütün sefil şirinler elimizden kaçtı. Önemli değil tamam. Artık nerede yaşadıklarını çok iyi biliyorum. Bu taraftan. Artık hiç şaşırmıyorum. Şimdi de bu ağacın solundan döneceğiz. Yoksa sağa mıydı? Sonra tekrar sola. Ve şimdi de... kahretsin. Kahretsin. Bunu bir türlü öğrenemedim ben. İşte tam karşımızda. Ama burası benim evim. Bu sefil minik yaratıklar beni aldatıp yine elimden kurtuldular. Nefret ediyorum onlardan. Nefret. Ne gün yakalayacağım ama onları yakalayacağım. Sizleri böyle yeniden mutlu görmek beni çok duygulandırdı doğrusu. Merhaba Şirin baba. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Merhaba Şirin'e. Evet, evet öyle. Merhaba Şirin'e. Günaydın. Kiminle evleneceğine karar verdin mi Şirin'e? Benimle evleneceksin değil mi? Ben son derece yakışıklı, mavi ve duygulu birine ne dersin Şirin? Evet, ben Hayır, o benimle evlenecek, öyle değil mi Şirin'e? Ama ben... Kendi kendinize gelin güvey oluyorsunuz, o beni seviyor Şirin'e. Hayır, beni seviyor. Sakin olun, sakın bir daha bu şekilde davranmayın Şirin'e. Sanırım artık bu konuda bir karar vermek zorundasın. Ben de zaten kararımı vermiştim Şirin baba ve düşündüm ki... Evet. Henüz evlenmek için çok erken. Diğer yandan aranızdan birini seçmem mümkün değildi. Çünkü hepinizi çok seviyorum. Seni seviyoruz Şirin'e. Atalarımızın güzel bir sözü vardır. Başka bir bahar mutlaka gelir. Koşalım, koşalım. Geç kaldık. Umarım bizi beklemeden başlamazlar. Çok sabırsızlar. Ne olacak acaba? Hadi. Ne diyorsunuz? Sürprizi istemiyor musunuz? Hadi yürüyün. Çabuk olun. Bu durumda... İyi bir sürprizin boşa gitmesine izin veremezdim. Sonunda Şirin babanın Şirin Forisi'ni dinleyebileceğiz. Güzel bir parça diyorlar. O halde ben iki parça alırım. Bu bir müzik parçası, o bir yemek değil. Ama müzik de ruhun gıdasıdır, öyle değil mi? Öyleyse ruhuma iki parça gerekecek. Şirin Foni başlasın. Şirin Foni. Ve şimdi sıra Şirin Foni'de. Bir ve iki ve... Ay, bu ne böyle? Kes. Bu böyle olmayacak. Çalışımı beğenmedin mi? Soru şu ki, Şirin Foni'si'yi tek müzisyenle çalamayız. Başkaları da lazım yani. Yardım etmek isteriz Şirin baba. Ama bizim çalgımız yok ki. Öyleyse gidip şirinleyin. Tamam. Hem şirince. Hiçbir şey bulamadım. Yıllardır ormanı araştırıyorum ve hala o küçük iğrenç mavi şirinlerin köyünü bulamadım. Ama pes etmek yok. Değil mi Azman? Azman in oradan aşağı. Yapacak çok işimiz var. Obur Şirin, sen neden enstrüman yapmıyorsun? Yapıyorum Şirin baba, tencere davulu. Ama önce tencereyi boşaltmam gerek. Pekala Şirinler, hazır mıyız? Hazırız Şirin baba, tamam. Evet, hazırız. Bir, iki ve... Şu işe bakın, bensiz çalmaya başladılar. Sorun nedir? Sanırım sen yanlış notayı çalıyorsun ha! Öyle mi? Sorun değil Şirinler. Tekrar baştan alalım. Ve bir ve iki ve... Yine ne var?
müzisyen. Belki de sorun Borazan'dadır. Evet, bir bakalım. Ver bakayım. Bir şey yok. Tabii ki yok. Belki başka bir enstrüman çalabilir. Al bakayım, bunu dene. Bir arp. İstersen bir de bunu dene. İşe yaramıyor Şirin Baba. Müzisyen yanlış notada çalıyor. Acaba onu orkestra şefi mi yapsak? Ne dersin Şirin Baba? İyi fikir Şirin'e. Ve bir ve iki. Ay. Her şeyi bozuyor. O kadar uğraştık. O kadar bozuk olmadı. Asıl neden beni kıskanıyor olmaları? Kimin umrunda ki sanki? Ben de tek başıma çalarım. Bu korkunç sesle de iyiydi sen. Yaralı bir ejderin sesine benziyor. Ya da yaralı bir kızgın ya da kaplan. Ne bileyim ben neye benziyor acaba? Bu bir şirin. Şu işe bakın, beni orkestradan atma cesaretini gösterebildiler. Beni orkestradan attıkları için çok pişman olacaklar. Evet, buldum. Bu bana harika bir fikir verdi. Ama hızlı hareket etmeliyim. İşte bana gereken her şey var burada. Ve yakında bütün şirinleri yakalayacağım. Bir karara vardım. Köye geri döneceğim ve orkestrada çalmam için bana yalvaracaklar. Ama ben onlara asla... Evet! Diyeceksin. Sen kimsin? Sakın korkma. Ben Aurora'yım. Bu kelimeden nefret ederim. Periyim. Bana bir dileğini söyle. Onu hemen gerçekleştireyim. Hadi bakalım. Seni dinliyorum. Söyle bakalım. Yardımcı olmak istiyorum sana. Hadi bir müziğim. Bir müzisyen. O mu? İşe yaramaz öteki şirinlerin hiç hoşuna gitmiyor bu durum. Ama artık sevecekler. Bu sihirli enstrüman sayesinde çok güzel müzik yapacaksın. Al bakalım şunu. Sağ olun Bayan Peri. Acele et. Arkadaşlarına göster. Hadi git. Şimdi beni köyünüze götür bakalım. Önce şunu bir dinleyin. Olamaz. Yine mi sen? Nefret ediyorum. Bunun adı Şazalak Ağzı. Dinleyin, çok seveceksiniz. Ne şirinliyorsunuz? Bu bir şaka mı? Ne oldu? Yapmayın. Ne oldu? Niye uyuyorsunuz? Şirin Baba. Uyan Şirin Baba. Bu çok korkunç. Hemen gidip iyi periyi bulmalıyım. Beni mi arıyordun? Arkamın! İşte rövanşı ben aldım. Şirinlere ne yaptın? Çabuk söyle! Kim? Çabuk! Ben mi? Hiçbir şey canım, hiçbir şey. Onlara sen yaptın bunu. Şu sihirli şazala kızanla. Artık tek yapmam gereken şey... Yeryüzünde tek bir şirin kalmayacak. Sürpriz, küçük sıçan yüzmeyi biliyorum. İstediğin kadar kaç, seni yakalayacağım. Benden kaçamazsın. Küçük iğrenç dostların elinde. Seni de bulacağım. Babucuma çakıl kaçtı. Aman sırtım ağrıdı. Ayağıma kramp girdi. Belim tutuldu. Midem ağrılar girdi. Başım ağrıyor ve başım ve son. Bu çok akıllıcaydı. Neyse, ben en iyisi köye geri döneyim. İğrenç küçük maymun bir tazı gibi kaçtı. Olsun. Herhalde köyüne geri döner. Ben de köyün yerini biliyorum. Dümdüz gideceğim. Buradan sağa döneceğim. Yoksa sola mıydı? Sonra yine sağa. Ve sonra... Hayır. Yönümü kaybettim. Şirinlerden nefret ediyorum. Hepsinden nefret ediyorum. Lütfen Şirin. Uyan artık. Hadi güçlü.
O broşüre bak. Nefis bir kremalı ve vişneli kek. Bak çok güzel. Hayır olmuyor. İşe yaramadı. Ve bütün sorunları da başımıza Şirin'e açtı. Ha bir dakika. Eğer bu büyüyü Gargamel hazırladıysa bahse girerim. Pan zehri de vardır. Bir yere gitmeyin sakın. Geri döneceğim şimdi. Tamam mı? Bekleyin beni burada. Büyü, sihir, üç kağıt, zehir, her yolu deneyeceğim. O küçük iğrenç Şirinler elinden kurtulamayacak. İşimi bırak, bırak. Bir dakika, bir dakika dur şimdi. Şimdi de şu büyük kitabına bakalım. Sen Şirin, sonunda elime düştün işte. Sen öyle san. Seni duymuyorum ama seni görüyorum. Seni parçalayacağım. Darmadağın edeceğim seni. İşini bitireceğim sonunda göreceksin. Sonunda yorgun düşeceksin. O zaman seni yakalayacağım işte. Ay bu çok uzun bir dal ve ben dengemi kaybettim. Sizi biraz uyutacak bir müziğe ne dersiniz Bay Gargamel? Hayır lütfen yapma, sana yalvarıyorum. Hazırız. Hayır lütfen acım bana, bir daha kötülük falan yapmayacağım, yemin ederim lütfen. Şirin baba her zaman der ki böyle durumlarda affedici olunmalı. Hayır. Sihirli müzik aletleri. İşte burada şazalak kazı. Pan zehri yok. Seni aşağılık şazalak kazı. Zavallı Şirinler, sonsuza kadar böyle yatacaksınız. Elimden geleni yaptım ben ve artık geriye tek bir şey kaldı. Huzurunuzda cenaze marşınızı çalacağım. Geçme! Sen uyandın? Evet, bu çirkin müziğinle ölüler bile uyanır zaten. Ama o zaman formülü buldum. Ne oldu? Bu uzun bir hikaye Şirin baba ve hepsi de o gün değişerek uyak. Yani Gargamel sana iyi bir peri olduğunu mu söyledi? Evet. Ah müzisyen, sana çok şey borçluyuz. Evet, sonunda her şey tatlıya bağlandı. Artık Şirinfoni Orkestrası çalışmaları başlayabilir. Harika, aletimi ısıttın bile. Çalmama izin vereceksiniz, öyle değil mi? Ay canım, lafı bile olmaz şimdi. Evet öyle. Bütün yaptıklarından sonra onu üzemeyiz, öyle değil mi? Ne dersiniz? Şirin baba, neden biz... Usta, bu harika bir fikir. Şirin baba, yarınki Şirin günü için ne şirinleyeceğiz? Şirin günü yılda bir kere olduğuna göre bir şeyler şirinleyeceğiz işte. Bence bir gösteri yapmalıyız. Gösteriden nefret ederim. Büyük bir ateş yakalım, büyük bir ateş. Ateşten nefret ederim. Ya da bir dans, orkestra ve bir şeyler işte. Orkestradan da nefret ederim. Ateş yok, gösteri yok, dans yok, ne biçim adamsın. Öyleyse Şirin gününden ne istiyorsun sen? Şirin gününden de nefret ederim. Bir şey söyleyeceğim. Somurtkan akıllı olabilir ama bazen taştan bir kalp taşıyor. Çok acımasız. Buldum. Kocaman bir kek şirinleyeceğiz. Bunu niye düşünmedim ki? Burada biraz un var. Sütü ben getiriyorum. Dikkat et, işte bal da geliyor. Bir bakalım. Un, süt. Evet, bal var. Yumurtasız yapamayız. Sakın Azman. Son buluşum dahi yani. Sihirli bir yumurta.
Şuraya koyayım da soğusun bari ve sonra sihirli yumurtam soğuduktan sonra söylediğim ya da istediğim her şey gerçekleşecek. O aşağılık yaratıkları ne yapabileceğimi bir düşünsene Azban. Gargamel, koca ağız acıktı. Ah, felaket geliyorum demez. Çabuk Azban, kapatalım. Koca ağız yemek istiyor. Koca ağız bunu çok sever. Koca ağız yumurtaya bayılır. Oh, çok sıcak. Sonra yerim. Olamaz. Sihirli yumurtamı aldı. Azman, onu geri almalıyız. Biraz kestireyim. Sonra yerim. Duyuyor musun? Uyuyor. Hadi çabuk. Bu koca ağız aynı zamanda çok aptal. Hey! Neden yumurtamı aldın? İmdat, Azman, dur onu çabuk. Dur. Oh. Yumurta gidiyor. Aa, Tanrım, hiç yumurta yok. Ama Şirin Baba, yumurta olmadan kek yapamayız diyor. Mutlaka bir yerlerde olmalı. Hem bilirsiniz, Şirin Baba hep bize der ki... Bu da ne? Aa, bu şey bence ya, yumurta. Güçlü, bu bir yumurta. Öyleyse bu yumurtayla Şirin Günü kekini yapabiliriz. Yumurtalardan nefret ederim. Yumurtam nerede? Koca ağız yumurta istiyor. Bu koca ağızın sesi değil mi? Ne kadar büyük ve korkunç. Hadi bu taraftan çabuk. Koca ağız yumurta istiyor. Çok korkuyorum. Koca ağız geliyor. Koca ağız acıktı. Yumurta istiyor. Gitmiş. Hadi dostlarım. Azman. Hadi. Azman! Gargamel! O yumurta buralarda bir yerde olmalı Azman. Koca ağzın yumurtası nerede? Yumurta isterim! Buradan hemen gidelim Azman, çabuk. Hepsi gitti be! Evet, hadi bu yumurtayı köyümüze şirinleyelim. Korkarım o korkunç Gargamel ve kocaz geri gelecekler. Şirin aşkına keşke şu anda köyümüzde olsaydın. Baksana sen nereden çıktın? Buraya nereden geldin? Biz buraya nasıl geldik? Döndünüz mü? Ay bu da nedir? Bu yumurtayı nereden buldunuz? Bilmiyorum, birden bir tepeden aşağı yuvarlandı ve biz de onu aldık. Gerçekten. Daha kek yapacağız. Bir kaşık şirinliğin. Buyur Şirin Baba. Ne kadar da sertmiş. Bu ne biçim bir yumurta? Bırak ben kırayım Şirin Baba. Oy. Bu yumurtayı kıramazsam şirin balığı sosisi olayım. Oy. Oy, imdat! Sosis oldum. Bir şey dedi. Sonra yumurtaya vurdu. Sonra da buldum. Bu bir sihirli yumurta. Sihirli yumurtaymış. Önce ben sihirden nefret ediyorum. Önce ben durun. Zengin olmak istiyorum. Mavi çiçekli ve pembe olmak isterdim. Bir fıçı dolusu sarsa parayla isterim. Beni dünyanın en iyi çalgıcısı yap lütfen.
Aa, bu güzel, bunu ben de istiyorum. Hayır, beni Şirin Baba yap, ben daha müsaitim. Haksızlık bu! Ben sizden önce Şirin Baba oldum. Büyük Şirin oldum. Hayır, ben oldum. Hayır, ben daha akıllıyım, ben olmalıyım. Şirin Baba ben olmalıyım. Bir vururum şimdi. Hayır, ben daha akıllıyım dedim. Şirin Baba ben olmalıyım. Neler oluyor? Eğer siz benseniz ben de maymun amcayım. Sıra bende tembel. Hayır değil. Sen uzun kulaklı çirkin bir şivinsin. Oo, olamaz. Güzel yüzün mahvoldu. Sen de koca kulaklı ve her tarafı kıllı bir şirinsin, tamam mı? Ne güzel bir gösteri oldu. Bu sihirli yumurta şirinlerimi maymuna çeviriyor ve kimse bana kulak asmıyor. Hepimiz maymuna dönüşmeden buna bir son vermeliyiz. Bakın ne diyeceğim, yumurtayı saklayalım da her dileğimizi gerçekleştirsin. Evet, onu kendimize saklayalım. Gitmiş. Biz de başka türlü hallederiz. Merhaba Şirin Baba. Bir tane daha ve sen de Şirin Babasın. Burada ne arıyorsun Sakara? Sen bu dünyanın en ahmak ve en sersem şirinisin. Bana ne oldu böyle? Hadi şirin diyelim. Neler oluyor Şirin'e? Neden küçüldün? Söyle. Şirin Baba, Şirin Baba. Hanzehir, Hanzehir. Burada bir yerlerde olmalı. Şirin Baba. Ama sen Şirin Baba değilsin. Burada ne yapıyorsun ha? Burada olmak Şirin Baba'nın hoşuna gitmeyecek. Hadi git artık buradan. Dışarı, dışarı. Dışarı. Çabuk. Koca ağzın yumurtası. Koca ağız çok mutlu. Şirin yumurtayı geri getirdi. İn oradan aşağı, aptal maymun. Şirin Baba her an geri gelebilir. İn dedim. Sonunda kıymetimi bilen çıktı. Şirin Baba gelince gününü görürsün. Ay. Şirin Baba. Şirin Baba, ben sandım ki... Çabuk ol Şirin'e. Daha fazla karışıklık yaratmadan sihirli yumurtayı bulalım. O yumurta burada bir yerde olmalı Azma. Boş ver Azma. Onu buldum bile. Merhaba Şirin Baba. Merhaba Şirin Baba, merhaba. Bugün Şirin günü değil mi Şirin Baba? Şimdi sihirli yumurta nerede? Sana gösterelim. Hadi gösterelim sana. Geldi, sana gösterelim, çabuk. Azman, sihirli yumurtam nihayet. Artık o salak yaratıkların işini bitirmenin vakti geldi bile. Önce ne yapalım Azman? Tavada şirine ne dersin, iyi olur mu? Bize iki şirin gönder bakalım. Bu da ne? Sana şirin dedim. Bu iğrenç yaratıkları değil. Kim iğrençmiş? Yaratık da kim? Sihirli yumurta, bana güzel birini gönder. En büyüğü, yani şirinlerin en büyüğünü istiyorum. Bana ne olduğunu söyleyecek kimse yok mu? Kaç kendini kurtar Azman. Merhaba Şirin Baba. Dilerim ki... Tek kelime etme Sakar. Sihirli yumurta, her şeyin eskisi gibi olmasını istiyorum. Şimdi, bugün olanlardan sonra sadece bir tek dilekte bulunabilirim. Bu çok güzel. Bir dilek daha. Çok salakça ve aptalca bir sürü dilekte bulunduğunuz için ben de... Sihirli yumurtanın yok olmasını ve geri dönmemesini diliyorum, anlaşıldı mı? Evet, işte bu işi de hallettik. Kekli ya da keksiz bugünü asla unutmayacağız. Bakın ne buldum. Çok şirince değil mi? Hayır! Yaşasın! Tekrar dilekte bulmak üzere bir yumurta daha!
Önce ben geldim o yüzden de ben yapacağım. Hayır, çekilin siz. Kandınız değil mi? Tembel şirin. Hayatta her şey uyku demek değildir. Uyan. Uyan. Ay. Hadi. Sabah oldu. Ne kuşlar oluyor? Etmeye başladı. Hadi kalk. Ne oluyor? Kalk. Ne oluyor? Güneş doğdu dedim sana. Kalk. Ah, hiç saygıları yok bunların. Sen de silkelen artık somurtkan şirin. Çünkü her günün kendine göre güzellikleri vardır, tamam mı? Ve sen olaya hep negatif açıdan... beni iyi dinle şakacı şirin. Her şeyin bir yeri ve zamanı... Bu bir sürpriz. Ha, sağ ol. Hiç olmazsa birisi beni alır. Ha. Ha, şu halinize bir bakın. Şirin baba bu halinizi görecek olursa çok üzülür. Durun, daha sözümü bitirmedim. Gelin buraya. Gelin dedim. Sen sözünü bitireli yıllar oldu. Güçlü. Sadece şey demek istedim. Beynin de idmana ihtiyacı vardır. Ben de bunu yapıyorum. Ama ne yazık ki... ne yazık ki şirinlerin buna saygısı yok. Onları sadece eğlenmek ilgilendiriyor. Şirinlerin saygısını kazanmanın bir yolu olmalı. Onların saygısını kazanmanın bir yolu olmalı. Onların çok parlak şeylerden hoşlandığını biliyorum ve benim de diğer şirinlere nazaran çok keskin bir zekam var ve... Sen kimsin? Kocaz! İmdat! İmdat! Kocaz! Kocaz bu! İmdat! Belki de şirinler kocağızın açlığını bastırabilirler değil mi? Kocaz geliyor! Kocaz geliyor! Şirinler! İmdat! Kocaz geliyor! Güzel kokular alıyorum. Şekerle mi görüyor? Koca ağız onları alıyor. Bay koca ağız, onlar bizim kışlık erzağımız. Onları hemen yerine bırak. Ay. Biraz düşününce canınızı kurtarın. Şu yaşlı kötü koca ağız bütün erzağımızı aldı. Kendinden utanmalı. Evet, yılanın ilk karı her an düşebilir. Ve eğer gereken stoğu sağlayamazsak bu kış hepimiz aç kalabiliriz. Bütün bu olanların tek sorumlusu benim. Koca ağızın köye girmesini sağladım. Artık kimseden saygı bekleyemem. Yani gerçekten çok güçlü olup bir şekilde erzağı koca ağızdan alana kadar. Ha işte bu. Hepsine gözlüklü şirinin çok akıllı olduğunu ispat edeceğim. Bu iş düşünümden de fazla bir vaktimi alacak. Bu işi hızlandırmalıyım. Şirin babanın sihir kitabı. Eminim orada beni güçlü kılacak bir formül vardır. Hiçbir şey yok. Şirin babanın bütün kitaplarını taradım. Bunun dışında. Kuvvet formülleri. Burada bir yerde olmalı. Güç, güçlü, süper güçlü. Bu formül sayesinde normal güce sahip bir insan bile süper güçlü olabilir. İşte bu. 10. deneme. Artık bir sonuç vermeli. Bir işe yaramadı. Yine güçlü olamayacağım. İşe yaradı.
Şimdi şirinlere koca ağızdan erzak nasıl geri alınır göstereceğim. Aa, ne yazmış Şirin Baba? Sevgili Şirin Baba, koca ağızdan erzağı geri almaya gidiyorum. İmza gözlüklü Süper Şirin. Süper Şirin mi? Ne? Bırak. Pek iyi alamet değil. Neden Şirin Baba? Gözlüklü bu kitaptaki güç formülünden birini kullanmış. Ama bunun sadece 2 saat tesir ettiğini bilmiyor. Koca ağzın peşine düştü. Zavallı gözlüklü. Çabuk, hemen onu durduralım. Sandığımda çok daha fazla yol yapmam gerekiyormuş. Ama hiçbir şey Süper Şirin'i durduramaz. Evet, gerçekten uçuyorum. Ay. Bu koca ağzın evi olmalı. Daha hızlı şirinlerim, daha hızlı, daha hızlı. Hey, koca ağız! Kimsin? Hey, şirin ne istiyor benden? Şirin değil, Süper Şirin. Tozol, yemek yiyorum. Dur bakalım. Bu şirinlerin yemeği ve onu almana asla izin vermeyeceğim. Şirin Baba hep der ki... Daha hızlı olman gerekiyor kocaz. Unutma. Ayağa kalk be, bir erkek gibi demiş. Koca ağız şirini tıpkı pasta gibi yiyecek. Şirin değil, Süper Şirin. Ay, umarım geç kalmamışızdır. Gözlüklünün o dev karşısında pek şansı yok. Süper Şirin! Batırıyorlar. Pekala. Koca ağız çok sinirlendi. Ay, bu da ne böyle? Gözlüklünün sonu mu yoksa? Beni izleyin çabuk. Zavallı gözlüklü. Onu nasıl kurtaracağız Şirin ben Baba? Ben de onu düşünüyorum Şirin'i. Dikkat! Onu gözlüklü mü yaptı? Gelin, onu bulmalıyız. Gözlüklü! Başardım Şirin Baba. Erzağımızı geri aldım. Hepsi bu çuvalın içinde işte. Gözlüklü, sana söylemem gereken bir şey var. Beni görmeliydin Şirin Baba. Çok müthiştim. Hem ben harikaydım, mükemmeldim. Gözlüklü, dinle. O güçlülük formülü... Şirin Baba, koca ağız geri geliyor. Ben derim ki erzağı alıp hemen çürü buradan. O Burhaklı, buradan hemen gitmeliyiz. Daha değil Şirin Baba, koca ağıza iyi bir ders vereceğim. Gözlüklü, gücünü yitiriyorsun. Hayır, kaybetmiyorum. Gerçekten her zamanki kadar güçlüyüm ben. hiç önemi yok. Kışa daha çok var biliyorum çünkü... Tamam, dolmuş yani. Kış erken gelmiş işte. Şirin Baba, o formülden biraz daha yararlanmalıyım. Onu da baş edeceğime eminim. Hem ben bundan kesinlikle... Kes artık, kes! Gözlüklü, o formül yarardan çok zarar getirebilir. Bakın, koca ağız erzağımızı yiyor ya. Buna engel olacağım. Merhaba, ben geldim. Benim. Şirin ne istiyor? Seni git aptal, ben Şirin değilim. Şirin'im. Gördüğünü sevdin mi peki? Söyle bakalım kocaz. Ama hayır. Ya kocaz, küçük mavi Şirin'in o yiyeceklere ne çok ihtiyacı olduğunu bir bilseniz. Lütfen bırakın onları. Ama koca ağza da yemek lazım. Elbette lazım. Sen çok büyük ve güçlüsün. Ama bir de o küçük aç şirinleri düşünsene. Aç şirinler mi? Oo. Evet. Aç bir ilaç. Küçük mavi şirinler gecenin karanlığında yemek için ağlaşacaklar. Baba, koca ağız buna çok üzüldü Şirin'e. Ve sen küçük çocuk yemeğimizi çaldın işte. Evet. Sen çok bencil bir devsin, öyle değil mi? Kötü de.
güçlü. Hey, onu kurtaracağım Şirin baba. Gel bakayım Şirin'e. Sen değil güçlü, hala biraz gücüm kaldı. Dur sen çekil, bir yerini incitme yavrucuğum, çekil. Sen hiç merak etme, tamam ben hallederim. Ben çekil de elimden tutarım. Şirin baba, teşekkürler. Çocuklar çok açım. Ay ben de üşüyorum. Ay. Aa, yiyeceğimizi nasıl geri alacağız peki? Bilmiyorum Şirin'e. Şirin baba, nasıl geri alacağımızı ben çok iyi biliyorum. Öyle mi? Hadi anlat gözlüklü. Vahim ya, kim davet edilmiş? Ben. Çok güzel bir çorba. Çakıl'ın ne işi var burada? Aslında koca ağız Çakıl'ı sever. Çok lezzetli, çıtır çıtır. Kabul etmeliyim ki gözlüklü, bu çok şirinvari bir fikirdi. Teşekkürler Şirin baba. Akıl her zaman üstün gelir ve ben her zaman derim ki... Gözlüklü!